Değerli Ulusal Kanal izleyenleri, Ezber Bozan programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuza ve konularımıza geçmeden önce Aydınlık Gazetesi'nin bugünkü manşetine kısaca değinerek başlamak istiyorum yayına. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Şimdi bu manşetimizin şöyle bir önemi var. Kilise saldırısında biliyorsunuz ülkemizin iç cephesinin bir zafiyet içerisinde olduğuna dair yorumlar öne çıkarıldı. Aynı sırada Fatih'te bir cami imamımız bıçaklandı. Sonra arkasından Çağlayan Adliyesi'ne bir saldırı düzenlendi ve Batı basınında da Türkiye'de hani can güvenliği yok, kilisede güven yok, camide güven yok, adliyesi basılan bir ülke gibi Türkiye'nin iç cephesini zayıflatan yorumlar ön plana çıkarılmıştı. Biz Aydınlık Gazetesi'nde biliyorsunuz çok uzun süredir kilise saldırısını yapan ekibin aslında bir zafiyetin sonucu olarak hareket alanı kendilerini bulduklarını anlatmaya çalışıyorduk ve nitekim bu öngörümüzü doğrulayan, haberlerimizi doğrulayan Cumhuriyet Savcılarının ve emniyet yetkililerimizin tespitlerini doğrulayan bir bilgiyi bugün manşetimize çıkardık. Burada manşetteki bilgi kilise saldırısı soruşturmasında tutuklu yargılanan bir şahsın yönetici olduğu bir internet sitesinden isminin kaldırıldığını tespit ettik. Bu tutuklu yargılanan bir şahıs ve fakat kamunun da dikkatini şundan çektik. Bu birlik, bu dernek Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği diye milli duygularımızı, milli hassasiyetlerimizi ön plana koyuyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen bir yapı içerisinde. Suriye'nin kuzeyinde de bağlantıları var. Nitekim bu saldırıda da kilise saldırısında da bu şahıslarla bağı bizi şaşırtmadı. Aydınlığı şaşırtmadı. Fakat ortaya çıktı ki bu şahıslar aynı zamanda bir kamu tarafından da yani bizim emniyet yetkililerimizin ve savcılarımızın da dikkatine sunduk. Bir yasal derneğinde yönetici pozisyondaymış. Biz hemen haber yapar yapmaz sitelerinden isimlerini kaldırdılar. Hem emniyet yetkililerimizin hem de savcılarımızın hem de Türk kamuoyunun dikkatine bugün bu bilgiyi sunmak istedik. Aydınlık Gazetesi'ni bugün tüm izleyenlerimize özellikle tavsiye ediyoruz. Bu özel haber ve daha birçok sayıda özel haberimizi okumanızı dileriz. Konumuza ve konuğumuza gelirsek Sayın Bercan Tutar bugünkü konuğumuz, Sabah Gazetesi yazarı. Efendim hoş geldiniz Ulusal Kanal'a. Sizi Aydınlık Gazetesi'nin okurları aslında yakından tanıyor. Çünkü Medyanın Halleri diye bir köşemiz var. Orada Nadir Temeloğlu arkadaşım sizin yazılarınızdan sık sık alıntıları yayınlıyor. Sayın Tutar, Bercan Tutar 1970'te Ağrı doğumlu. Eleşkirt'in Yenigün köyünde dünyaya geldi. Köyde bağ bahçe var mı? Hala bağınız var mı köyle? Var. Yani pek gitmedim de 5 yaşımdan sonra hiç gidemedim. Öyle mi? Akrabalar falan Ağrı'da. Akrabalar var. Hala oradalar. Kuzenler var. Evet. Hayırlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdiniz. Ben sizin özgeçmişinizi okurken bazı yerlerde ODTÜ'de de eğitim aldığınız yazıyor. ODTÜ'ye giriş yaptım, bir yıl kaldım. Boğaziçi'ne mi geçtiniz? Tekrar sonra? Evet. Ankara'ya ısınamadığım için. Öyle mi? Şehir faktöründen dolayı İstanbul'a geldiniz. Peki. Metin yazarlığı ve danışmanlık firmalarında eğitmenlik yaptınız. 2003'te Yeni Şafak'ta gazeteciliğe başladınız. Türkiye Newsweek ve Sabah gazetesinde çalıştınız. Arkasından 2012'de tekrar Yeni Şafak'ta gazetecilik mesleğini icra ettiniz. İki çeviri ve bir telif kitabınız var. 2014'te ABD'nin İslam dünyasına yönelik siyasetini ve 21. yüzyılın jeostratejilerini ele aldığı Kader Karanlık Değildir isimli çalışması bulunuyor Sayın Tutar'ın, değerli izleyenler. Hem Ulusal Kanal izleyenlerinin hem de Aydınlık okurlarının dikkatini çeken konular bunlar. Yani ABD'nin İslam dünyasına yönelik siyasetlerini, evet, irdelediniz. Bu konuya neden eğilmeye ihtiyacı duydunuz? Kısaca bu isterseniz böyle konuya yani başlayalım. Kitabın isminden de yani böyle geleceğimiz aydınlık anlamında böyle kader karanlık değildi. Aslında bir strateji kitabı ama ismiyle yani içeriğiyle uyuşmayan bir ismi gibi görünüyor, var gibi görünüyor ama yani o yıllarda böyle 2013 yılları işte Gezi kalkışmasının olduğu yıllar, Ukrayna'nın böyle karıştığı yıllar. Tam aynı o yıllarda şimdi bu bizim sizin işaret ettiğinde bu aydınlığın bugünkü manşetiyle de mesela irtibatlı bir şey aslında. Yani böyle birbirinden çok bağımsız görünen olayların arkasında ama bir odak, bir güç falan görünüyor. Tam o 2013'te de işte Çin'in tek uşak yol projesini ilan etti. Kazakistan'da ilan ettiği yer. Yani Çin
o projeyi ilan ettikten sonra hedef ülkeler diyelim Rusya ve Türkiye karışmaya başladı. Yani Ukrayna üzerinden Rusya'yı kuşatmaya başladılar. Türkiye'de içeriden Gezi kalkışmasıyla. Yani o stratejiler, Amerika'nın işte Yeşil Kuşak projesi olsun, işte Afganistan 79'daki Rus işgalinden sonraki dönemde, ondan önceki dönemde Irak Savaşı, işte İran-Irak Savaşı, hep bizim işte 1980'lerden sonra yaşadığımız bütün süreçleri böyle biraz daha böyle anlamlandırmak, yani o arka planı anlayabilmek için. Onu anlamadan günümüzü ve biraz geleceği anlamak zor oluyor. Yani tarihten bakınca hep geriye bakıyoruz mesela. İşte siyaset biraz daha bugüne odaklı. İşte jeopolitik bakış açısı biraz önemli. Onu hem geçmişe hem günümüze bir de geleceğe dönük projelere eğilen yazılardı. Evet, şu anda satışta galiba kitap. Evet, satışta. Tamam. Bir parantez açayım. Küçük, esas hani konumuzu yapmak istediğimden değil ama not düşmek bakımından. Bizim çok sayıda Türkiye'nin geleceği ve önümüzdeki zorlukları nasıl aşacağımıza ilişkin konularda buluştuğumuz, omuz omuza olduğumuzu düşündüğümüz yazarlarımızla da Gezi'de buluşamıyoruz. Gezi 2013'te Silivri doluydu vatansever, evet, subaylarımız ve başta Sayın Doğu Perinçek olmak üzere Türkiye'nin milli şahsiyetleri cezaevindeydi ve o olayın dinamikleri ve süreci ben de doğrudan öznesi ve içinde olduğum için o dönem Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanlığı yaptığımda böyle bir Türkiye'nin iç dinamiklerini göz önünde bulundurmayan bakış açısına katılmadığımızı hani bir parantez içinde not düşmüş olayım. Orada Gezi'nin içerisinde Soros da müdahil oldu, PKK'da, FETÖ'cü polisler de vardı ama milli vatansever kuvvetlerin ağırlığını koymasıyla birlikte Mustafa Kemal'in askeri sloganı temel slogan oldu ve PKK ve Soros'un etkisini zayıflatan bir rolü oynamıştı. Nitekim ben o sürecin hükümetin de siyasetinde Abdullah Gül Babacan ve Davutoğlu ile ayrışma sürecine katkısı oldu. Kırılmalara yol açtı. Evet, kırılmalara yol açtı. Yani her kriz Türkiye'de şeye yol açıyor, böyle bir uzay mekiğinin uzaya gitmesi gibi. Evet. Kriz anlarında mesela o bazı bölümler düşüyor. Evet, düşüyor, doğru, bırakıyor. Peki. Şimdi Sayın Tutar, siz Sabah Gazetesi'ndeki yazılarınızı dikkatli okuyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Çok bilgi paylaşıyorsunuz. Teşekkürler. Ulusal Kanal izleyenleri de takip ediyor sizi. Son dönemde sizin yazılarınızdan da biraz onun işaretlerini almaya başladık. Önce bir Hakan Fidan güncel meseleyle başlayalım dilerseniz. Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Bir Milliyet Gazetesi'nin manşetini bir hatırlatabilir miyiz arkadaşlar? Şimdi bugün bizim Fikret Akfırat dış politika yazarımız Aydınlık Gazetesi'nde yöneticilerinden. Ben izliyorum, güzel yazılar, evet, var. Şeyi. Fikret Akfırat bugünkü yazısında değerli izleyenler şu muhasebe zamanı ile ilgili ironik birkaç cümle eklemiş yazısına. Yani her Amerika ziyaretinde bir yeni dönem açılıyor, yeni bir sayfa açılıyor diye. 2000'li yılların başından itibaren ne zaman bizden birileri Amerika'ya gitse yeni bir sayfa açılıyor diye haberler oluyor. Burada da muhasebe zamanı. Muhasebe yapıldı mı Sayın Hakan Fidan'ın ziyaretinde? Siz nasıl yorumladınız? Son ziyaretinden sizce hangi sonuçlar çıktı? Yani pek sonuç çıkmadı. Yani retorik söylem, klişeler dışında pek bir şey duymadı. Yani böyle öze ait bir değişim falan yok. Yani FETÖ sorunu olduğu yerde duruyor. PKK sorunu olduğu yerde duruyor. İşte bu F-16'lar üzerine yeni bir açılım, bir iki yedek parçanın falan verileceği söyleniyor ama genel olarak mesela askeri savunma strateji konularında Türkiye'nin işte müttefiği gibi hareket ettiği söylenemez. Ya böyle günü zevahiri kurtarmaya dönük hamleler, biraz da böyle Türkiye'nin gönlünü alma bazı konularda, mesela Amerika böyle geri adım atıyor gibi görünüyor ama yani temel bir değişiklik yok. Çünkü Amerika'nın genel stratejisi Türkiye'yi yasak elma dediği Rusya'dan ve Çin'den uzaklaştırmak. Yani. Çünkü onlar öyle bakıyor. Yani Biden Türkiye'ye mesela Erdoğan'ı devirme röportajından bahsederken ilginç bir cümle kullanmıştı orada. New York Times'ta yayınlanmıştı o şey, makale, söyleşi. Orada işte niye Erdoğan'ı devirmeliyiz falan gibi. Darbe yolu değil de demokratik diğer yollarla falan demiş. Çünkü yasak elmadan bir ısırık aldı demişti. Yani onun için yasak elma Rusya ile ilişkiler veya Çin ile ilişkiler. Yani Amerika nüfus sahasının dışındaki herhangi bir aktörle Türkiye'nin ilişkiye girmesi şu veya bu şekilde Amerika'nın kabul edemeyeceği bir şey. Bunu kabul edemiyor. O ilişki tam koparamıyordu. Yani Türkiye'yi tam bu ülkelerle, Rusya ile, Çin ile dört dörtlük bir ittifak içinde olduğunu da söylemeyiz.
Sadece bir yönelme var. O yönelmeyi bile hazmedemeyen bir Amerika var karşımızda. Tamamen kontrol etmek istiyor Türkiye'yi. Çünkü ona göre yatırım yapıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kabul edelim etmeyelim. Biz mesela Türkiye'de bazı örgütlerden, PKK'dan, FETÖ'den ve diğer sol örgütlerden bahsediyoruz ama aslında Türkiye'deki en güçlü örgüt Amerikan örgütüdür. Ve diğer bütün örgütleri de kontrol eden bir örgüttür. Yani bir holding şeklinde diyelim hareket ediyor. Yani devletin resmi mekanizmalarında da var, işte üst bürokraside de var, toplumsal hareketlerde de var. Ben Yeni Şafak'ta çalışırken Amerika bir gezi düzenlenmiş. O zaman tabii iktidara yakın başka gazete olmadığı için tek gazete, Erdoğan tek gazetesi deniliyordu. Ben de dış haberlerde editördüm. Bir gezi düzenliyor, 3 haftalık bir gezi. İşte İbrahim Karagül vardı dış haberler müdürü. Evet. Onu dediler yok dedi. Turan Kışlakçı vardı, o kabul etmedi. İşte sen bir Boğaziçi'lisin, İngilizce biliyorsun. Bir de şeyden imalı bir şekilde nasıl Amerikancısındır sen biliyorsundur falan diye. Hani Boğaziçi mezunu olunca otomatikle. Sonra en dişli anti-Amerikancı ben çıktım işlerinde, evet, tamam mı? Boğaziçi'nden de çok anti-emperyalist şahıs tanıyoruz. Bizde var, biz de vardı yani o bizim öğrencilik dönemlerde ben hatırlıyordum mesela. Evet. Türkiye İşçi Partisi'nden de çok sağlam bir grup vardı, çalışırlardı. Evet. Yani oraya gidince Amerika'ya yani o Türkiye'yi nasıl, her yerinde nasıl kuşattıklarını daha yakından gördüm. Yani orada mesela gezdiriyorlardı bizi. Yani Pentagon'a gittik, işte şeye Beyaz Saray, Kissinger'la falan görüştük. Üniversitelere falan gittik, sivil toplum kuruluşlarına. Bir de mesela işte Türkiye'den gelen ressamlar, Türkiye'den gelen öğrenciler, Türkiye'den gelen, ya Türkiye akademisyenlerin oluşturduğu gruplar. Yani düşünüyorsun, yani sadece böyle resmi yetkililerle falan temasa değiller. Toplumsal bütün kesimlerle de mesela irtibatları çok yoğun, çok şey. Lobi oluşturmuş. Evet, çok yoğun ve etkili bir şekilde. Zaten onlar yedi tayf diyor. Yani sadece askeri, siyasi, ekonomik anlamda nüfuz etmiyorlar. İşte Soğuk Savaş dönemindeki yani edebi akımlardan, resim akımlarına, sanatsal akımlara kadar her türlü şeyi kontrol eden bir mekanizma var karşımızda. Amerika'nın o hegemonik yönetim tarzını çok iyi bilmek lazım. Bir ülkeye nüfuz ettiği zaman da onu çıkarmak çok zordur yani. Mümkün değildir neredeyse. Şimdi böyle bir ilişki var aramızda. Yeni bir yönelim var. Bazı rahatsızlıklar oluşmuş durumda. Türkiye o rahatsızlıklarını dile getiriyor. Yeni bir fırsat olmuş. Türkiye'nin bu yakaladığı fırsat aslında tam bizden kaynaklanan bir şey değil yani. Hı. Büyük güçler arasındaki çatışmanın biraz alevlenmesinden kaynaklandı. Yani Rusya ve Çin'in Amerika'nın tek hegemonyasına karşı çıkmasından kaynaklanan bir nüfuz alanı, bir boşluk oluştu. Türkiye'de o boşluğu çok iyi şekilde değerlendirdi. Yani Türkiye o anlamda diplomatik aklı, tarihi, geçmişi, refleksleri çok güçlü bir ülke. Dünyanın gidişatını, büyük güçler arasındaki o çekişmeyi, güç dengelerini falan çok iyi okuduğu için o fırsatları değerlendirmeye başladı Türkiye. O değerlendirmelerin, şimdi bazen biz rahatsızlıklarını, avantajlarını veya dezavantajlarını yaşıyoruz. Tabii burada Türkiye-Amerika ilişkileri büyük bir darbe aldı, yara aldı. Türkiye'nin yani Amerika'dan başka alternatiflerin olduğunu ortaya çıkması ve Türkiye'nin bunu siyasi iradesiyle dile getirmesi Amerika'yı zorladı. Şimdi o ilişkileri şimdi tamir etmeye çalışıyorlar. Yani tam bu Blinken'la mesela Hakan Fidan'ın yan yana resmini görüyoruz şimdi. Blinken ilk geldiğinde mesela ne demişti Türkiye için? Sözde stratejik müttefik demişti. İlk saldırdı, ilk aşağıladı, ötekileştirdi müttefik Türkiye'ydi. Biden daha gelmeden önce Erdoğan'ı devireceğiz demişti. Tabii bu projeleri tutmadı. Çok uzun süre konuşmadılar. Tutmadı. Yani, tabii Amerika pragmatik bir ülke. Şu anda mesela o Rusya'ya karşı Ukrayna projesini devreye sokan, Çin projesini, tek kuşak tek yol projesi baltalamaya çalışan ve Türkiye'yi mesela Çin'e ve Rusya'dan uzaklaştırıp Amerika'nın tekrar yörüngesine sokmaya çalışan o Amerikan aklı iflas etti. Yani bu iflasın en büyük örneklerinden bir tanesi de o Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland'ın mesela istifasıydı. Amerikan derin devletin en etkili elemanlarından bir tanesi. Kocası Robert Kagan, Amerikalı stratejistlerden. Kocası Cumhuriyetçi, kendisi Demokrat. Yani o Polonya ve Ukrayna kökenli biri. Amerikan dışlarını işte 2001'den bu yana falan çok etkili bir şekilde yönetiyor. Dick Cheney'in mesela yardımcısıydı Irak işgalinde. İlk görev yerlerinden bir tanesi Çin'di. Yani o klasik hükümetler gelip geçiyor ama 6 başkan ve ona yakın dışişleri bakanıyla çalışmış. Onun da mesela Nisan, Ocağın herhalde 28-29'unda Victoria Nuland'ın da Türkiye ziyareti vardı. Türkiye'den sonra Ukrayna'ya, Avrupa'ya gitti ama o son Ukrayna cephesini biraz canlandırma projesi boşa çıktı. Orada... Bu söylediğinizle bağlantılı olarak Putin'in gelişi, Rusya Devlet Başkanı'nın gelişi ertelendi. Hemen arkasından Türkiye'nin
istihbarat mekanizmasının başındaki Sayın İbrahim Kalın'la Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika ziyareti bir anda gündeme geldi. Tam da bu sırada Zelenski Türkiye'ye geldi. Şimdi siz bir cümlesini hatırlattınız Blinken'ın. Ben de batıya çıpalı tutulmalı cümlesini hiç unutmuyorum. Yani Türkiye batıya çıpalı tutulmalı, çıpalanmalı diye söylüyordu. Şimdi o zaman Sayın Putin'in gelişinin ertelenmesi, bir anda Amerika ziyareti ve Zelenski'nin buraya gelip açıklamalar yapılması nasıl okumalıyız o zaman? Şöyle, yani Amerika sıkıştı. Yani o Victoria Nuland'ın işte 2013'te diyelim tek yol tek kuşak projesinden sonra Ukrayna ve Rusya'ya karşı devreye sokulan bütün projeler işte neredeyse 20 yıl ya 10 yıl diyelim 11 yıldır mesela bu projeleri yani Rusya'yı, Çin'i ve Türkiye'yi engellemeye çalışıyorlar. Ve bunların ilişkilerini birbirinden uzaklaştırmaya, koparmaya çalışıyorlar. Bu projenin tamamen resmen çöktüğünü söyleyebiliriz. Yani Victoria Nuland'ın görevden alınması bunun işareti. Şimdi Amerika mesela hem Rusya'ya sıcak mesajlar gönderiyor. Hem Çin'le yeniden bir tekrar Tayvan krizi üzerinde bir yumuşama. Hatta daha doğrusu Çin'in Tayvan'daki kırmızı çizgilerini tanıyacağını açıkladı. Bir ay önceki San Francisco'daki konferansta ASEAN toplantısında Biden Xi Jinping'e mesela söylemişti. Rusya'ya karşı Rusya'da mesela Carlson'un o Rusya Putin'le yaptığı röportaj vardı Amerikalı gazetecinin. İşte Putin'in Amerika'da medyasına verdiği röportajın yayınlanması bir şey. Kendi açısından bir devrim. Normalde Amerikan devleti buna hayatta izin vermez. Ama bunun vermesinin nedeni işte Ukrayna'da yeni bir arayışın çözümün başlatılması. İşte Zelenski'nin Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'nin burada tekrar devreye girmesi. Yani Türkiye'yi Rusya'dan ve Çin'den tam uzaklaştıramadıkları için hatta bir ara bu Rusya'ya karşı ambargo uygulanırken Ukrayna'dan dolayı işte destek tam ambargoya destek vermeyen ülkeler işte Çin, Hindistan, Türkiye'ye fatura kesilmişti Amerika yönetim tarafından. Bu ülkeler aslında tarafsız olduklarını söylüyorlar ama aktif bir şekilde Rusya'yı destekliyorlar. Biz bunlara gereken işte cezaları vermeliyiz de buna güçleri yetmedi. Şimdi Amerika o politikalarında tıkanmış durumda geri adım atıyor. Yani modus vivendi diyebileceğimiz işte durumu kurtarma, durumu idare etme, tekrar yeni bir uzlaşı sağlama, yani asgari müştereklerde buluşma politikası izliyor. Yani tam bu durumda Çin'e karşı şeyini düşürdü biraz, gardını düşürdü. Yani detente biraz yumuşama şeyine geçtiler. Rusya'da yeni bir arayış söz konusu. İşte tam bu sırada Putin'in Türkiye ile siz Mart başındaki bir yazınızda görüşme sıklığına dikkat çekiyorsunuz. Evet, yani Cumhurbaşkanı'nın hem Putin'le hem Xi Jinping'le görüşme trafiğine. Tam bu sırada bu söylediğiniz manzaraya uygun olarak Putin'in Türkiye ile daha sık görüşmesi gerekmiyor mu? Neden gerekiyor. O zaman yani orada bence koordinasyon var. Yani ben mesela böyle bir şey olduğunda telefonla zaten görüştüler Putin'le Sayın Erdoğan. Yani orada ona düşünmüşler bir Amerika'nın işte şeylerin ne dediğini bir görelim. Ondan sonra konuşalım. Yani çünkü Erdoğan'la Putin'in görüşmesi yani 2000'lerden bu yana çok böyle çok yakın gidiyor. Erdoğan biliyor yani işte Putin Erdoğan liderler diplomasi anlamında söylüyorum mesela. Batı'ya tam angaje bir lider olmadığını biliyor. Bu bile Rusya için büyük bir nimet. Yani böyle bir liderin Türkiye'de iktidara gelmesi Batı'yı NATO'nun mesela işte doktrinlerini, söylemlerini böyle sorgulamadan kabul eden biri değil. Yani bağımsızlıkçı bir lider. Bu bile Putin için yeterliydi. Bu yüzden seçimden önce siz konuştukça yeni aslında güzel ufuklar açıyorsunuz. Seçimden önceki AK Parti'nin dış politikası ile seçimden sonraki bu dış politika arasında bir değişiklik yok mu AK Parti'nin? Mayıs'tan sonraki mi? Evet, bu son seçimde. Var, var. Yani o Amerika'dan kaynaklandı. Yani Amerika'nın geri adım atmasından dolayı biraz yumuşama başladı. Yani Amerika şöyleydi mesela diyelim seçimlerden önce. Amerika nerede geri adım attı? Siz az önce Mayıs, Erdoğan yeniden seçilince Erdoğan'ı deviremeyeceklerini anladılar. Az önce çok önemli bir şey söylediniz. Sorunlar olduğu yerde duruyor dediniz. Evet, duruyor. Hala duruyor. Çünkü Erdoğan'ı real politik anlamda geriletemedikleri için seçimde sandıkta bu sefer bir 5 yıl ve Erdoğan gidene kadar kendi akıllarınca mesela Erdoğan'la bir asgari müşterek diplomasi izliyorlar. Yani seçimden eğer Erdoğan gitseydi çünkü seçimden önce bizim işte Orta Doğu ilişkilerimiz de sorunluydu. Mısır'la işte Birleşik Arap Emirlikleri'yle Suudi Arabistan'la yeni bir açılım yapıldı ama işte Suriye'yle mesela Türkiye yeni bir açılım yapmak istiyor. Yani Avrupa ile ilişkiler, Yunanistan'la özellikle, Kıbrıs Rum kesimiyle. Şimdi Amerika'nın işaret etmesiyle birden sorunlar yumuşamaya başladı. Yani bizim çabamızda olan şeyler değil bunlar. Mısır'da mı öyle oldu? Mısır'da öyle. Yani Türkiye'nin çabası da vardı ama daha çok mesela onlar Amerika'ya bakan aktörler. Amerika'nın işaretiyle hareket eden aktörler. Şimdi Amerika şuna bakıyor. Türkiye'nin üzerine gittikçe
Türkiye yani hem itibarı artıyor. Bize karşı biz darbeye yeltendik. Başaramadık. İşte iç hareketler, dış hareketler, dış faktörler, yani ekonomik saldırı. Yani her türlü yöntemi denediler. Sandık üzerinden, sandık darbesiyle gelmeye çalıştılar mesela. Olmadı. Deviremeyince Türkiye'nin itibarı artıyor. Buna bir de tam tersi bir şekilde işte Suriye'de olsun, Karabağ'da olsun, Libya'da olsun, Doğu Akdeniz'deki hamleleri yani müttefiklerinin gözünde Amerikan itibarı zedelenirken Türkiye ile işbirliği yapan, Türkiye'nin bağımsız duruşunu destekleyen ve Türkiye'nin yanında durduğu aktörler de hep kazanmaya başladı. Çünkü Türkiye'nin yanında durduğu aktörler mesela veya desteklediği aktör, ilişkisini bozmadığı aktörler kazanıyor hep. Yani son 10-15 yıla bakarsa hatta 1991'den bu yana yani 2000 Irak işgalinden bu yana kaybeden aktör hep Amerika, Batı dünyası. Kazananlar, yükselişe geçenler de Asya güçleri, Rusya, Çin, Türkiye ve İran, kendi bölgesinde işte Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi aktörler bir şekilde yükseliyor. Yani Batı dışı dünya yükselirken Batı'nın kendisi bir çıkmazdan debeleniyor. Bir sıçrayış, yeni bir söylem, işte dünyanın cazibe merkezi olma yönünde herhangi bir şey yapamıyor. Sürekli terörle, kaosla, dünyayı işgalle, sömürü mekanizmalarıyla, finansal krizlerle gündeme gelen bir Batı dünyası var. Yani eskiden olduğu gibi böyle dünyanın cazibe merkezi değiller. Tabii. Bütün kendi sorunlarını dünyaya taşıyorlar. Onu birazdan açmanızı rica edeceğim. Sizin yazılarınızdan da bazı örnekler vereceğim ama önce şu konuyu biraz daha netleştirirsek iyi olur. Size az önce hükümetin seçimden önceki dış politikasıyla seçimden sonraki dış politikasını irdeleyelim, farklılık var mı dedim diye sordum. Size var dediniz. Var. O var yani, onun altını biraz açabilir misiniz? Doldurabilir misiniz? Türkiye daha reel hareket eden bir aktör. Yani Batı'yla biz ilişkilerimizi mesela yani şunu söylüyor Türkiye. Biz bağımsız bir politika izliyoruz. Yani eksen Türkiye. Bu eksen Türkiye politikamızı biz söylerken bu şu anlama gelmiyor. Biz işte Avrupa'yı, Amerika'yı bir kenara itiyoruz. Sadece yüzümüzü Rusya, Çin'e çeviriyoruz, Asya'ya çeviriyoruz. Öyle değil. Biz Afrika'yla da ilgileniyoruz. Latin Amerika'yla da, işte Meksika'yla da, İslam dünyasıyla da. Tabii Amerika bunu hazmedemediği için hayır, bizi sürekli Türkiye'yi sen işte yüzünü bizden çevirdin, bize ihanet ettin, şeye yöneldin. Yüzünü Asya'ya çeviriyorsun. Bizimle ortak hareket etmiyorsun. Yani Türkiye'deki krizin temel noktası zaten dış politika. Yani Türkiye eğer dış politikada diyelim Suriye'de, Irak'ta ve Rusya ile ilişkilerde ve işte Doğu Akdeniz'de Amerika'nın tam güdümünde bir politika izlerse bir sorun olmaz iç politikamızda. Yani iç politikada istediğin kadar despot ol, istediğin kadar ceberrut ol, herhangi bir sorun çıkmaz. Yani Türkiye'de iç politikada yaşadığımız bütün sorunların nedeni dış politikadaki duruşumuz, tavrımız. Böyle bir politikası vardı Türkiye'nin. Türkiye yani o politikayı devam ettirirken Amerika'dan mesela olumlu bir sinyal, adım geldiğinde Türkiye'de yani değişti derken onu da kastediyorum. Yani Türkiye'de orada ideolojik davranmıyor. Yani başka bazı ülkeler mesela ideolojik davranabilir ama Türkiye ideolojik bir ülke değil. Hiçbir zaman da olmadı. Evet, yani ülkesinin çıkarlarına dayalı bir dış politika izliyor. Erdoğan o anlamda diyelim işte Mısır'dan bir sinyal, pozitif bir sinyal gelince ona cevap veriyor. Veya şartlara göre mesela Esad'la görüşebileceğini söylüyor. Yani onca krize rağmen mesela kendisi devirmek isteyen, açıkça bunu ifade eden Biden'la mesela görüşüyor. Yeni bir ilişki başlıyor. Yani bu ülkesinin çıkarı için, ülkesinin menfaati için bunları yapıyor. Yani kişisel düşünse ve ideolojik bir ülke olsa, aktör olsa bunu yapmaz. Yani o anlamda mesela Putin çok real biri görünüyor. Yani Avrupa'nın lanse ettiği gibi böyle işte Rusya'nın çarı falan değil. Veya Xi Jinping'i mesela işte yeni Sezar diye lanse etmeye çalışıyor. Ama aslında ideolojik olanın Batı olduğu ortaya çıkıyor. Yani eleştirdiği aktörler değil. Erdoğan mesela Türkiye çok pragmatik, real politik, rasyonel, yani kendi çıkarlarına dair politika izliyor. Yeri gelince mesela sertleşiyor, yeri gelince diplomasi devreye sokuyor. Yani her türlü mekanizmayı devreye sokan bir ülke var. Bu da tabii ezberleri bozuyor. Yani o sizin programımızın da ismi mesela. Yani o Türkiye'den bekledikleri ideolojik refleksler, ideolojik davranışlar. Evet, bu söyledikleriniz ama şu çerçevede ele alınamaz mı? İşte ABD yeni bir sayfa açıldı. Açmıyor ABD. ABD açmaz. Yani Amerika ile ilişkilerde yeni bir sayfa Erbakan açıldı. Erbakan Hoca derdi ya İsrail için. İsrail sadece güçten anlar. Amerika da güçten anlar. Yani diyelim Ukrayna'da cephede eğer tıkanmasaydı, mühimmatı bitmeseydi mümkün değil. Mesela Rusya'ya karşı geri adım atmadı. Hala da mesela söylemde geri adım atmıyor. Ama perde arkasında inanılmaz şeyler var mesela. Görüşmeler var. Yani çünkü geri adım atmazsa Harkov'un elden çıkacağını görüyor. Odessa'nın elden çıkacağını görüyor. Yani o bırak Ukrayna'yı mesela Doğu Avrupa şeyi riske girecek. Kendi o güvenlik anlayışı falan. Türkiye karşı da öyle. Yani Türkiye mesela darbeyle
iktidar uzaklaştırmaya çalıştı, yapamadı. İşte ekonomik krizlerle, ekonomik saldırılarla geldi, yapamadı. Bölge ülkelerini Türkiye'ye karşı mesela birleştirdi, yapamadı. Yani o Türkiye'deki o iktidar bloğunu kıramadığı için bu sefer onunla uzlaşı şekli. Yani en azından düşmanından uzaklaşmayı istemeyen bir Amerikan mantığı vardır. Evet. En sevmediği siz düşmanla bile yakın temasını sürdürür. Evet. Bu anlattıklarınızda Türkiye'nin zorlukları ve sıkıntılarına hiç atıfta bulunmadınız. Yani bir mesela şöyle bir şey mümkün mü? Mehmet Şimşek'in ekolü, onun ekonomi politikası Türkiye'de ekonomide hakimken Türkiye'nin bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne sahada, Mavi Vatan'da, Suriye'nin kuzeyinde, kriz alanlarında direnmesi mümkün olacak mı sizce? Sıkıntılı oluyor tabii. Yani şöyle oldu mesela, diyelim Amerika geri adım attınca bizimkiler de belki yani kendi hatalarından veya başka şeylerden, o en azından hatasını görüp kendince mesela bir çözüm yolu arıyor. Ama o çözüm yolu dediğiniz gibi yani gene Amerikan destekli, Amerikan merkezi ve Amerika'ya yakın isimlerin ekonomide mesela kritik noktalara getirilmesi bile, yani kimileri mesela bir teslimiyet olarak yorumluyor, kimileri bir uzlaşı olarak yorumluyor, kimileri bu kritik süreçten geçişten çıkışın tek çözümü, yolu, siz nasıl yorumluyorsunuz? Yöntemi diye görülüyor. Ben biraz daha böyle pragmatik bir davranış, refleks diye yorumluyorum. Yani tam mesela şeyi biliyor çünkü Erdoğan'ın ben olaylara bakış açısının tam böyle olmadığını biliyorum. Yani sorunlar olduğu yerde duruyor ama ABD ile uyumlu bir süreç içerisinde şu anda ABD geri adım. En azından söylemde yani şöyle diyebiliriz mesela birbirle geçinmeye çalışan iki kişi. Evet, peki. Şimdi biraz girdiniz konuya ama Ukrayna'ya geçelim. Çok önemli bir ziyaret oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'deydi. Benim dikkatimi çekenleri bir masaya atayım, isterseniz onu çekiştirelim. Bir silah ve mühimmat vurgusu, hemen Tuzla'ya gitmesi, silah evet. Mühimmat vurgusu önemliydi. Şöyle diyor Sayın Zelenski, iki ülkenin ortak silah ve mühimmat üretimi için çalışıyoruz. Bu durumun stratejik yöne sahip olduğunu ifade etti. Şimdi burada hani bir parantez açayım. Herkes birbiriyle stratejik ilişki içinde olduğunu söylüyor. Yani acayip, ne zaman bütün ülkelerde var ülkeler stratejik konseyler falan. Evet, içini boşaltmış durumda. Yani stratejik kelimesini görünce olmayan bir şeyden bahsediyorlar diye düşünüyorum. Sayın Zelenski ile Türkiye ile ilişkisini de stratejik olarak tanımladı. Liman sayısını artırmak ve genişletmek istiyoruz dedi. Bu konuda Türkiye'nin yardımını istiyoruz dedi. Kırım Tatarlarına yönelik özel bir vurgu yaptı. Hatta Türkiye'ye bir liste verdiğini, evet, onların serbest bırakılması için özel çaba talep etti. Batı basınına baktığımızda da Erdoğan'ın teklifini reddeden bir Zelenski portresi çizildi. İstanbul'da masa kurulmasın. Biz evet, Batı'daki masayı tercih ediyoruz. İsviçre'de falan İsviçre'deki bir barış toplantısı falan. Aslında demiş. Hani İstanbul'da gerçekten daha savaşın ilk aylarında Türkiye her iki ülkeyi de masada anlaştırmıştı. Evet. Onu Lavrov şöyle ifade etmişti. İlk kez bir yazılı metin önümüze geldi dedi ve daha önceki görüşmeler çok soyut ve ilerleme kat etmeden olmuş. İstanbul'da her iki ülkede, yani Türkiye aslında çok önemli bir adım atmıştı İstanbul'da. Tabii, tabii, önemli bir şeydi. Hemen İngiltere, Amerika müdahale etti ve Boris Johnson o anlaşmayı evet, bozmuştu. Evet, Johnson hemen müdahale Johnson etti üzerinde ve bozdular. Bundan sonra Putin de bir konuşmasında İstanbul'da barışa çok yakınlık diye ifade etti. Tabii Sayın Erdoğan'ın konuşmasında da biz yine diplomasiyi ve masayı gösteriyoruz, biz de burada aktif rol almak istiyoruz dedi ama Zelenski bunu göz ardı etti ve Batı'yı, Batı'daki masayı işaret etti. Evet. Toplamda Zelenski'nin son ziyareti ve karşılıklı mesajlar hangi gelişmelerin habercisi sizce? Şimdi çok sıkışmış durumdalar Ukrayna'da. Yani şimdi mühimmatları, cephanelikleri bitti. Amerika demokrasi cephaneliyiz falan diyordu ama mühimmatların, cephanelerin falan bittiği yani bir senedir falan zaten o ortaya çıktı. Bunu kabul edemiyorlardı. Yani Ukrayna'daki savaşı sürdürebilmek olanaksız bir şey onlar için. Bu ortaya çıktı. Yani Amerikan bütün konseptini, savunma sanayini terörle savaş üzerine kurgulamış bir ülke. Böyle sıcak cephede işte top mermisi, günde 1000 tane, 2000 tane top mermisi atacaksınız veya füze atacaksınız falan. Bunu üretebilecek kapasitede değiller. Yani bütün füzelerini verse bile en fazla Ukrayna'daki güçler bir ayda falan o mühimmatı tüketecekler. Amerika mühimmatsız kalacak. Yani şeyin İngiltere'nin mesela açıklamaları vardı. Kendimizi şu anda savunacak 5 günlük cephanelimiz yok. Almanya aynı konumda, Fransa aynı konumda, Amerika aynı konumda. Yani o böyle şeye tabii terörle savaş üzerinde böyle dünyaya bir caka algı sattıkları için gerçek bir savaşta mesela bütün foyaları ortaya çıktı. Ne kadar savunma sanayi ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıktı. O yüzden mesela işte
İran'ın o desteğini çok büyütüyorlar, SİHA desteğini ve işte Kore'den şey alınıyor falan. Halbuki değil. Putin bütün bu dönemi, zamanı öngörmüştü. Ona göre mesela yani kendi o mühimmat fabrikaları, top, mermi, üretim tesislerini falan ona göre yapılandırmışlardı. Yani uzun bir savaşı sürdürebilecek şekilde kendini konumlandırmıştı ekonomi Rusya. Ekonomi de öyle. Yani savaşı başlatma zamanı da zaten Batı için ters bir zamandı. Yani bu, olabilecek en iyi zamanı seçmişti Putin. Öyle. Yani Şubat 2024'te tam buna bir enerji şey krizi. Şimdi Zelenski'nin bu çabaları şeyi 10 maddelik bir şey yayınlamışlardı yani Rusya'yla yeni bir barış olması için. Bakıyorsun mesela neler var işte, enerjiyle bizi tehdit etmesin, tahıl gıda güvenliğinin yine izin versin, batılı ülkelerin işte esir takası var, toprak bütünlüğünü en sonunda söylüyor mesela 7-8. Maddede evet. Falan söylüyor. Hatta birkaç açıklamasında geçen sene orada da müzakere yapılabileceğine dair Zelenski söylemişti. Evet. Yani oraya da açık olduğunu. Tabii da 160 ülke işte İsviçre'de falan toplandı. Şimdi niye bunu söylüyor? Çünkü para gelmiyor, silah gelmiyor. Tabii. İnsan kaynağı falan tükenmiş durumda. Peki yani, anlamak için soruyorum. Zelenski bu durumdayken Türkiye gibi Rusya ile rahat görüşebilen ve özel diyaloğu Putin ile Erdoğan'ın rahat hızlı görüşebildiği bir ülkeyi bu sıkışmışlıktan çıkış için kullanmak yerine elinin tersiyle itiyor sizce? İşte bağımsız değil yani Zelenski. Şimdi hem iki Amerika'ya karşı da öfkeli, Avrupa'ya karşı da öfkeli, Rusya'ya karşı çok daha öfkeli. Arada belki öbürlerine karşı mesela yani ben yeni bir çıkış yapabilirim. Siz bana istediğiniz desteği vermezseniz bak ben barış görüşmelerini başlatabilirim şeklinde bir kart da göstermiş olabilir yani. Tam ben Zelenski çok samimi olduğuna inanmıyorum. Yani çok böyle kendince bir ideolojik davranıyor. Batı'nın kendisini çok çok destekleyeceğini düşünüyor. Ve bu olmasa bile bu sefer Batı'yı Rusya ile tehdit ediyor. Amerikan söylemini kullanıyor. En bak son ulusal destek vermezseniz gelir sizi de işgal eder. Sizi de bizim gibi mesela ülkenizi alır falan şeklinde bir öcü gibi göstermeye çalışıyor Rusya'yı. Tabii yani Almanya biraz daha rasyonel davranıyor. İşte o Victoria Nuland'ın verdiği gazla hareket eden mesela Macron vardı. Onun havasını hemen aldılar. Yok biz asker gönderelim falan şeklinde. Veya bazı Alman subayların işte Kırım Köprüsü'nü vuralım, Rusya'nın içlerinde falan saldırılarda bulunalım. Daha savaş şey olsun. O da çok büyük bir operasyon. Yayılsın. NATO ile Rusya karşı karşıya gelsin. Halbuki NATO ile Rusya zaten savaş halinde. Yani NATO bütün güçleriyle, bütün imkanlarıyla aslında Ukrayna'ya yardım ediyor. Şu anda mesela İsrail'e yardım ettikleri gibi. Bunu açıklamak istemiyor. Sanki orada yenilen Zelenski'miz, yenilen Ukrayna'ymış gibi göstermek istiyorlar ama öyle değil. Yani Ukrayna'da yenilen NATO'ydu, Amerika'ydı. Şimdi bunu itiraf edemedikleri için Zelenski üzerinden işte bir barış görüşmeleri yapılsın. Dediğiniz gibi yani eğer bir barış görüşmesinde ciddiyse, niyeti gerçekten barışsa o zaman İstanbul'da yapılması lazım. Çünkü Putin Erdoğan dışında, Türkiye dışında diğer aktörlere güvenmiyor. Yani İsviçre'deki bir ara buluculuğa falan güvenmez. Oraya da gitmez yani Putin. 160 ülkenin katılacağı büyük bir barış konferansı yapmak istiyorlar. Ama orada da mesela David Cameron, İngiltere Başbakanı şimdiden hem barış hem savaş aynı zamanda yürümez falan şekilde şeyleri var, açıklamaları var. Yani şu ve bu şekilde Putin'in taleplerini kabul edecekler. Şu veya bu şekilde o görünüyor. Siz bu süreçte İngiltere ile Amerika'nın Ukrayna politikası arasında bir fark gördünüz mü peki? Var yani Amerika'da en azından bazı çevrelerde mesela bir barış yapılsın. İşte biz Amerika'ya artık mesela Ukrayna'ya kendi paramızı göndermek istemiyoruz. Bundan sonra hibe değil kredi verelim. Yani şu veya bu şekilde sesleri var ama İngiltere'nin devlet politikası Rusya'yı tamamen düşman gören bir politika. Yani Amerika'dan daha sert. Rusya tamamen kuşatılmalı. Rusya'ya karşı hiçbir taviz verilmemeli. Rusya, bütün Avrupa Rusya'ya karşı birleşsin. Yani Amerika'dan daha sert bir söylemi var İngiltere'nin. Biraz da o eski Asya kapışmasından, oyunundan gelen bir şeyleri var, çekişmeleri var. Yani Türkiye üzerinden mesela işte Rusya'ya karşı bir açılım yap. Yani Türkiye özel önem veriyor mesela İngiltere. Amerika gibi yaklaşmıyor. Rusya'dan uzaklaştırmak için her türlü çabanın gösterilmesini savunuyor. İngiltere'nin biraz daha böyle yani Amerika'nın üst aklı gibi hareket ettiği yerler var. Daha stratejik, daha uzun vadeli bakabiliyor. Amerika daha güncel, pragmatik. Yani savaş lobisinin, savaş lordlarının o anki mesela derin devletin mesela taleplerine göre hareket ediyor. Yanlış yapınca da geri adım atmaya çalışıyor. Tabii Obama'nın dediği gibi yani büyük bir transatlantik yani manevra yaptığı zaman manevrası bile zaman alıyor.
Evet. Yani o zaman içerisinde bile Ukrayna da bunu görüyordu. Yani Türkiye, bir Texas'ta gene Türkiye ile mühimmat fabrikası kurma anlaşması vardı. Zelenski'nin işte Türkiye ile işte bu silah anlaşması, kimileri diyor SİHA fabrikası kuralım, yapalım, edelim falan. Buna yani sorun değil. Rusya da bunu sorun etmez, Çin de bunu sorun etmez. Yani Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması, işte toprak bütünlüğünü savunuyoruz demesi, Kırım Tatarları konusundaki mesela Türkiye'nin hassasiyetleri üzerinden yeni bir pencere açmaya çalışır ama bunlar mesela Rusya-Türkiye ilişkilerini zedeleyecek konular olmaz. Öyle mi? Evet. Peki ben burada hani bu son söylediğiniz cümleden devam edelim o zaman. Çok önemli bir nokta. Çünkü biz sonuçta hani Türkiye'de yaşıyoruz. Ülkemizin çıkarlarını esas alarak fikir geliştiriyoruz. Rusya'ya da, Washington'a da, işte Moskova'ya da, diğer ülkeleri de kendi ülkemizin güvenliği penceresinden bakıyoruz ve Rusya tabii şu anda bir savaşta bir ülke ve hatta daha büyük bir savaşa hazırlık içerisinde. Yani evet. Ukrayna ile savaşıyor, doğru, bir özel operasyon diyorlar, hatta savaş da demiyorlar. Ama Batı ülkeleri sıcak çatışmaya doğrudan, NATO ülkeleri doğrudan daha farklı bir şekilde, yani Ukrayna üzerinden değil de kendi öz güçleriyle girdiğinde Rusya onu göğüsleyecek bir planla hareket ediyor. Yani evet, uzun sabırlı, uzun vadeli bir yıpratma, Ukrayna'yı diz çöktürme. Öyle deyince zamana... Zelenski'nin şartlarından bir tane de şuydu. İkide bir bizi nükleerle tehdit etmesin. Evet, evet. Tabii. Rusya çünkü o yüzden... Üstüme gelme diyor tabii. Üstüme gelme diyor. Orada Putin'in şakasının olmadığı 2009'dan beri Berlin'deki güvenlik konferansı, güvenlik konferansından beri yaptı. 2009'dan beri uyarıyordu. Yani üstüme evet, gelirsen gireceğim Ukrayna'ya ve müdahale edeceğim diye söylüyordu. Şimdi buradan tamam, hani Rusya ile Türkiye arasındaki ilişki Putin'in deyişiyle zor konuları bile rahat rahat konuşabilecek ve birbirimize güvenle götürüyoruz evet, diye söylüyor. Bunu hani Moskova'nın böyle bir ses çıkarmasını ben şöyle yorumluyorum. Zaten savaşta bir ülke ve Türkiye gibi bir büyük bir kuvveti her ne kadar kendisini rahatsız eden adımlar atsa da yanında tutma çabası ve onunla da birlikte hareket karşı etme çabası. Karşı safta değil en azından. Evet, evet. Evet, o karşı safta değil mi, ondan şundan emin değilim. Çünkü doğrudan silah desteği içerisindeyiz Ukrayna'ya. Gelir gelmez Tuzla'ya evet, gitti Zelenski. Korvetlere baktı. Tabii alamıyor şimdi. Malum sebeplerden dolayı, ama mühimmat desteği içerisinde. İşte ambargoya destek vermiyoruz veya Rusya ile mesela ticari ilişkilerimizi ama mesela hani yok etmiyoruz. Tabii bu doğru. Onlar da bir başlık. Enerji onlar ambargosuna mesela katılmadık. Bu Rusya için çok önemliydi. Tabii yani Türkiye evet, Türkiye enerji ambargosuna katılırsa kendi enerji güvenliğini sıkıntıya sokacak. O da bizim ayrı bir sorunumuz. Evet. Hani enerji de dışarıya yani bağlı olmakta. Karşılıklı bir ilişki var tabii, dediğiniz gibi. Evet. Burada şuraya gelecektim. Sonuçta bir silah fabrikası kuruyoruz Kiev'de. Yani şimdi evet, Rus basını da şöyle yorumlar yapmaya başladı. Yani burası doğal hedef haline geliyor bizim için diyerek yorumlar yaptı. O Rus basına bir ayrı bir şey açalım. Evet. İsterseniz hemen açın onu. Orada Rus basını şöyle bir şey. Yani şimdi Rusya ile Türkiye arası liderler diplomasi, Putin Erdoğan ilişkisi çok yakın. Ama ikisinin çevresinde veya medyasında A grubu, B grubu ve halkalar şeklinde düşünelim. O kesimle birine inanılmaz şekilde uzaklar. Abi çok önemli. Yani yani bu şeye benziyor mesela, bizde bir barış süreci dönemi vardı. Orada işte hükümet mesela işte HDP'lerle falan o dönemki kimlerse mesela onlarla görüşüyor ama o HDP'lerin akıl hocaları, kanaat önderleri inanılmaz bir şekilde Erdoğan'a düşman insanlardı. Sürekli işte sakın barış yapmayın, sakın işte silah bırakmayın, savaşın falan filan diyen insanlar. Şimdi Rusya'da da böyle bir şey var, bir çevre var. Yani diyelim medyada olsun, şey kesimlerde olsun, şu ve bu şekilde yani Türkiye'yi biraz daha böyle işte NATO'cu gören, İslamcı gören, Müslüman gören, yani Putin gibi real politik, rasyonel, stratejik bakmayan bir medya çevresi var. Onlar mesela çıkıp çok Türkiye çok rahatlıkla eleştirebiliyorlar. Yani işte Amerikan yanlısı, NATO yanlısı, Amerika'nın NATO'nun dediğini yapıyor. Türkiye'ye karşı mesela, işte Rusya'ya karşı mesela Suriye'de bize karşı davranıyorlar, savaşıyorlar ve Libya'da bizimle aynı konumda değiller falan. Bu böyle bir şey var, bir açmaz var. Hatta mesela Sputnik'in mesela İngilizce yayınları olsun veya Türkiye'deki yayınları olsun, yani oradaki çalışanlar, yapılan yorumlar falan, yani CHP'ye yakın insanlar, yani böyle AK Parti'yi falan, ben açık AK Partili insanlar ben, değil yani. Ben Sputnik yöneticilerine de doğrudan ilettiğim için söyleyeyim, yani doğrudan PKK'yı, HDP'yi öven
ve onları kayıran bir yayın çizgisi bir dönem vardı. Önceleri çok daha sertti daha mesela. Sert, evet. Yani o biraz böyle yumuşadı. Hatta liberal isimler çalışıyor yani. Şimdi evet. Biraz daha yumuşadı falan mesela. Biraz o belki Putin'in kulağına kadar gitmiştir mesela. Orada bir hafif bir düzenleme yaptılar. Ha, liberal gazeteci de çalışabilir ama bu Rus devletinin yayın çizgisiyle o Putin'in işte çizgisi yani arasında çelişki vardı. Erdoğan'la Putin o işi, dengeyi koruyabilecek, anlayabilecek mesela medya çalışanların olması lazım. Onların metinlerinin altında. Yani orada mesela tam böyle Türkiye'ye böyle bir, veya Rusya'ya Amerikancı tarzda saldıran biri neyse mesela o şekilde mesela Türkiye'ye saldırması. Adam işte diyelim Türkiye-Rusya ilişkilerinde işte Amerikancı bir şekilde diyelim Türkiye'ye saldırıyor yani. Türkiye'yi evet. eleştiriyor. Evet. Böyle insanların diyelim o medya organlarının çalışması tabii kendileri için de sorun, kriz. Evet. Buna yönelik mesela önlemleri oldu. Ama Putin Türkiye-Rusya ilişkileri şöyle bir şey yani. Azami müştereklerde değil de askeri müşterekler politikası izleniyor. Yani stratejik otonomi. Yani Türkiye mesela Rusya bazı konularda mesela kendi milli çıkarlarından taviz vermiyor. Türkiye de bazı konularda kendi milli çıkarlarından taviz vermiyor. Jet krizini düşünelim mesela. Jet krizinde bile enerji anlaşmalarının devam etmesi konusunda uzlaştılar. Yani öyle bir krizde bile mesela o genel büyük resmi bozacak hamleler atılmadı, adımlar atılmadı. Bunda da mesela Türkiye, Rusya için en büyük nimet NATO ülkesi bir ülkenin diyelim işte ambargoya katılmaması ve enerji politikalarında geri adım atmaması, işte Montreux Sözleşmesi'ne sadık kalması, Karadeniz işte NATO gemilerini, Amerikan gemilerini açmaması, bu onun için zaten en büyük kazanç. Daha ötesi devrim olur. Yani ona mesela Rusya kendisi de hazır. Yani bir sıkıntı olursa diyor, biz size nükleer garanti şeyi veriyoruz, garantörlüğü ve yani sizin nükleer açıdan bir savunuruz. Evet. Yani Rusya'nın öyle bir taleplerinin olduğu da söylenmiştir Rus medyasında. Burada ben sizin işaretiniz zaafı çok somut. Geçen hafta şöyle yaşadık. Hani devlet, yani NATO üyesi olunca tabii bizim devletimizin hücrelerinde bir batıcılık, Atatürkçüsünde de, İslamcısında tabii, da bir harekat tarzı olarak bir defa benimseniyor. Var, yani, evet. NATO'cu, batıcı her konuda askerlerin içerisinde de var, bürokrasi içerisinde evet. de var. Şimdi biz geçen hafta Türk iş insanlarını tehdit eden ABD Büyükelçilik yetkililerine isim isim yayınladık. Bir iş insanlarından öğrendik onları da. Yani kapıyı çalıyor. Sizin Rusya'yla ticaretinizi tespit ettik diyor. Bundan sonra yapmayacaksınız. Yani Türkiye'de egemen bir ülkeyiz. Bağımsız bir ülkeyiz değil mi? Ama geliyor Amerika'nın Büyükelçilik yetkilileri senin ticaretine müdahale ediyor iş insanlarına. Ve bizim haberimizden sonra o isimleri kaldırdılar. Büyükelçilik sitesinden. Dışişleri Bakanlığımıza sorduk. Ticaret Bakanlığımıza sorduk. Nedir bu mesele diye. Tatmin edici bir yanıt alamadık. Oradan anladık ki kriz büyük. Yani normalde hemen büyük, bize yanıt evet. veren kaynaklarımız da yanıt vermedi. Hatta Ticaret Bakanlığı bize sormayın, dışişlerine sorun diyerek topu oraya attı. Fakat sonra Sayın Hakan Fidan'ın bu Amerika ziyaretinde aydınlığın haberlerinin, yani Türk iş insanlarına tehdit edilmesinin bir konu olduğunu biz diplomasi kaynaklarından öğrendik. Bu birkaç gazeteye ve siteye de yansıdı. Haber sitesine de yansıdı. Dolayısıyla bu zaaf devletin içerisinde çok kuvvetli bir zaaf. Çok var. Evet. Şimdi burada böyle bir zaafımız da varken biz Kiev'de bir silah fabrikası kuruyoruz. Ve bu korvet yapıyoruz. Mühimmat veriyoruz. Bu savaşın bir tarafı olmak demek değil mi Ukrayna'nın yanında? Yani şöyle bakıyor Rusya. Ukrayna şu veya bu şekilde zaten bölünecek. Yani gidişat onu gösteriyor. Daha doğrusu Soğuk Savaş'ın Almanya'sına dönüşüyor. Yani Soğuk Savaş döneminde mesela Almanya nasıl ana cephe olarak ikiye bölündüyse mesela şimdiki ikinci Soğuk Savaş'ın cephesi olarak da mesela işte Ukrayna görülüyor. Yani şu veya bu şekilde bir kere Ukrayna'nın doğusu Rusya'nın egemenliğine girecek. O kesin. Yani eğer Batı burada durmazsa, Rusya'ya da hedef gösterirse bütün Ukrayna'yı kaybedebilir. Veya Amerika tamamen işte Avrupa kıtasından falan uzaklaşabilir. Yani Amerikalı yetkililer böyle şey diyorlar. Yok biz işte yeniden Batı'yı birleştirdik, NATO üyeleri yeniden bir araya geldi. Öyle bir durum söz konusu değil. Yani çok hayalci falan mesela işte İsveç girdi, Finlandiya üye oldu. Üye sayımız 32'ye çıktı falan ama hala büyük bir korku var. Onun asıl korkusu işte Çin'i durduramamak, Rusya'yı durduramamak. Türkiye'yi durduramamak, İran'ı durduramamak ve bu güçlerin de birbiriyle ilişkilerini baltalayamamak. Yani Soğuk Savaş döneminde mesela Rusya'yı yalnızlaştırmışlardı SSCB'yi. Hatta Çin'i bile yanlarına çektiler o detente politikasıyla Kissinger döneminde. İşte İran'ı mesela şeyden kopardılar, İran devrimiyle Rusya'dan
bir İslam dünyasını Yeşil Kuşak Projesi adı altında bütün Rusya'ya karşı birleştirdiler. Bütün dünyayı arkasına alıp ancak Rusya'yı mesela alt edebildi Amerika. Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Evet. Kissinger'in kabusu denilen bir şey var. Kissinger şöyle diyor mesela, aynı anda iki büyük gücü karşımıza almayalım. Yani Çin ve Rusya aynı anda karşımıza alırsak hafakanlar yaşarız. Ve dedikleri çıkıyor. Yani onun en büyük şeyi Amerika'nın şu anda işte Rusya'nın Çin ilişkisini baltalamakta. Burada da sorunları gündeme getiriyorlar. Mesela Çin işte bağımsız politika izliyor ve Orta Asya'da Rusya'yı sıkıştırdı. Yani Amerika medyasına bakarsak neredeyse Çin ve Rusya savaş halinde. Bizimle mesela diyelim işte Rusya ilişkisi veya bizimle Çin ilişkilerinde de kriz noktalarını hep öne çıkardı. İşte Doğu Türkistan meselesi üzerinden ve işte Tayvan krizi bize nasıl yansır üzerinden. İşte Rusya ile ilişkilerde özellikle Kırım Tatarları, bizim işte Ukrayna ile ilişkilerimiz. Ama Putin öyle bakmıyor. Putin çok daha rasyonel bakıyor benim gördüğüm. Yani Putin'in mesela ana doktrini Gerasimov doktrini değil de bir başbakanları vardı. Primakov doktrini. Yani tamam diyor şeyi, o diplomatik ağı alanı olabildiğince genişletmek. Hep ona bakıyor mesela Rusya. Sen değindin ya şeyde mesela 2007 Münih konferansında. Orada Batı ile tamamen ilişkiyi kopardı. Yüzümüzü Asya'ya çevireceğiz. Ondan sonra ana hedef mesela büyük Avrasya projesi. Asya güçleriyle koordinasyon olabildiğince derinleştirmek. Yani orada mesela Hindistan'la pürüz yaşıyor. Onlara bakmıyor mesela. Ve Hindistan'la Çin'in arasında bir sürü sorun var ama bakıyorsun Rusya'nın Hindistan'la ilişkileri çok iyi. İşte 20'ye yakın nükleer santral projesi var. Silah satışı var. Enerji satışında mesela geçen bu Ukrayna krizinden sonra inanılmaz bir şekilde %3-4 kat falan enerji satışında bir artış var Hindistan'a. Hindistan dediğimizde tamamen Amerika'nın güdümünde ona yanaşan, Amerika üzerinden mesela Çin'e karşı mesela bir şeyler yapmak isteyen bir şey, ülke veya aktör. İşte İran, Hindistan ilişkileri çok iyi. İnanılmaz bir şekilde iyi. Mesela bunu baltalayamıyor Amerika. Yani Hindistan ilişkileri iyi ama bir o kadar da İran'la kötü. Ama İran'la Hindistan'ın ilişkileri mesela Pakistan'la Çin ilişkileri gibi. Yani bizimle Azerbaycan ilişkisi neyse diyelim şey anlamda. Yani hem ekonomik ilişkiler var hem de bir tarihsel bir şeylik de var. Yani İran'la Pakistan mesela veya Çin, Hindistan normalde bunu hep eskiden birbirine düşmandı Soğuk Savaş döneminde. Ama bu yeni dönemde bir bakıyorsun mesela Rusya'nın faktörü veya Çin'in mesela izlediği rasyonel politikalar bütün bu aktörlere mesela sorunlarını biraz daha öteleyerek pozitif yanlarını öne çıkararak birbirine muhtaç olduğu konuları. Suudi Arabistan'la İran'ın aynı masaya oturtulması. Mesela Çin'in işte Suudi Arabistan'la İran'ı şey yapması, uzlaştırması. Çünkü o bütün sorunların temeli Amerika'nın o denge politikasından kaynaklanıyor. Yani onlar denge diyor ama dehşet politikası. Krizleri körükleyerek bir aktörü diğerine karşı konumlandırarak mesela politikasının hegemonyasını kuruyordu. Şimdi bu oyunu mesela Rusya bozuyor, Çin bozuyor, Türkiye mesela bozuyor. Yani şey politikasıyla mesela bu söylediğiniz sorun. Son dönemki politikalar zarar verir mi bu sürece peki? Zarar vermiyor. Yani sıkıştıkları yerde de mesela bazen bir ara bir anlaşma yapmışlardı Putin Erdoğan görüşmesi. Hatta tam şeyini bilmiyorum da bir S-400 konusuydu herhalde. Putin'in şöyle bir öneride bulunduğu söyledi. Biz bunu hemen açıklamayalım isterseniz. Çünkü Batı'nın tavrını biliyor Rusya. Yani Rusya bizi Batı'dan, yani Türkiye'nin Batı'yı tanımasından daha iyi tanıyan bir ülke. Yani mesela Batı'yı bilmek isteyenler aslında mesela Rus medyasını okusalar mesela çok daha iyi bilgilere ulaşırlar. Yani bizim medyamız hala maalesef Batı. Bizde şimdi anti-Batıcılık yoktur. Rusya'da Rus aydını olmanın tek şartı anti-Batıcılıktır. Yani öyle bir kavramları vardı, unuttum ben. Yani çünkü onu o şoku şeyde yaşadılar. Yani Büyük Katerina döneminde. Yani Fransızca öğrenince Batı'ya hayranla bir baktılar ki Napolyon ülkelerini işgal etmeye kalktı. Ondan sonra o travmadan sonra Batı'ya karşı bir güvensizlik başladı. Yani daha sonra işte Hitler'in işgal projesi var. Şimdi gene Amerika'nın gene işgal projesi var. Rusya onu bildiği için yani şeye Sayın Erdoğan'a Putin şöyle dedi. Yani bunu istersen açıklamayalım daha sonra. Çünkü üzerinize gelirler. Erdoğan da tabii dürüst olduğu için içerisi içi dışı biri olduğu için yok demiş falan açıklayalım. Nitekim geldiler yani. İnanılmaz işte sorunlar falan krizler baş gösterdi. Hatta ondan önce Rusya bizim Çin'den bir gene bir roket alma projemiz tabii, vardı. 2008'lerde 9'larda orada da mesela mücadele çok yüklendiler ona. Bize. Yani Türkiye şunu biliyor. Türkiye S-400'de geri adım atacak mı sizce? Atmaz. Yani Türkiye atmaz. Yani Türkiye şöyle adım atmaz. Yani o geri adım atsa bile başka yerden bir kazancını ve istediğini elde ettiği için adım atar. Mesela o Brezilya'yla
nükleer takas konusundaki anlaşmamız gibi. Çünkü o dönemde de mesela Türkiye'yi bertaraf edip Türkiye yerine İsrail'i Orta Doğu'da birinci aktör yapma, o Lübnan Savaşı sırasında mesela onun projeleri gündemdeydi. Türkiye mesela 2007'de Avrupa projesine zaten yüz çevirdiğini söylemişti açıkça. Hı. Erdoğan demişti dış politikamızda bundan sonra Avrupa değil Orta Doğu öncelikli olacaktır. 2007'de hatırlarsanız gene Putin Münih Güvenlik Konferansı'nda Batı'yı silip bundan sonra Asya'yla işbirliği içerisinde olacağını söylemişti. Yani çünkü ikisi de Batı'ya karşı hayal kırıklığı yaşamış iki aktör, iki ülke. Yani 1991'den sonra mesela Batı'nın Rusya'ya vaadi neydi? O dönemler Putin çok yakından biliyor. Sizi işte büyük Avrupa ailesinin bir ferdi yapacağız, bütünleşeceğiz. Eski sorunlar gitti. Ama sonra bir baktı ki Putin büyük Avrupa ailesinin üyesi yapmaya çalışmıyorlar. Renkli devrimlerle Gürcistan'da 2003, işte şeyde Ukrayna'da, Kırgızistan'da Rusya'yı kuşatma ve parçalamaya çalışıyorlar. NATO mesela genişliyor, büyüyor. Bunu görünce 2004'te tamamen şeyden şeyi anladı, o ihaneti gördü Putin. Ondan sonra tamamen Batı karşıtı kendini konumlandıran, 2007'de de mesela o bağımsızlığı ilan eden bir konuşma yaptı. Hala da o çizgide devam ediyor. Türkiye de 2007'de uyandı. Yani bizi 2007'de falan güya şey yapacaklardı, AB üyesi yapacaklardı. O yılki mesela bir belgede Türkiye'nin 2030 yılında ancak üye yapılacağı ama onun da şarta bağlı olacağı. Yani açık uçlu bir politika bir şey önerdiler bize. Orada tabii Erdoğan'ın kafasını tasa attı. Yani orada kendine göre bir politika çizdi. Yani o dayatmalar hep oluyor. Ama yani Putin'le Erdoğan burada buluştu. Buluştu. Yani şimdi Rusya'da, Türkiye'de Batı'yı tamamen silip Batı dışında birleşme taraftarı değil. Şöyle bir politika da izleniyor. Yani olabildiğince mesela Batı içerisinden de Macaristan'dır. Almanya mesela biraz daha yakın duruyor ama tam bank olamadığı için hareket edemiyor. İşte Bulgaristan'dır ve İspanya'dır, İtalya'dır. Daha bağımsız politika izleyebilecek aktörleri de mesela yanımıza çekebilmek yeni bir alternatif oluşturur. Çünkü Amerika'nın kurduğu Atlantik dünyası tamamen efendi köle ilişkisine dayanıyor. Şimdi Rusya ve Çin'in kurmaya çalıştığı, kuracağı yeni ülke eşitler arası bir ilişki. Yani BRICS'te biz bunu görüyoruz mesela. Evet, bağımsız ülkeler, bağımsız politikalara ülkeler. Birlikte büyüme. Evet, birlikte büyüme falan. Burada da mesela kuşak Putin buna aşina olduğu için Türkiye'nin işte Ukrayna'daki bu farklı versiyon çıkışları veya diyelim Türkiye'nin işte Almanya'yla çok farklı bir ilişkisi olabilir mesela. Onlara ses etmeye, yani kendi ayağına dokunmadıkça mesela. Yani biz mesela bayraktarları satıyoruz İHA'ya. Ona bile hiçbir zaman sorun etmediler. Yani bir başka ülke olsa mesela Amerika olsa direkt bize ambargo uygulardı. Yani bırak işte Amerika diyelim, yani şu anda biz Rusya'ya karşı tam ambargoya girmediğimiz için nelerle tehdit ettiler bizi. Evet. Sayın Tutar, çok güzel akıcı anlattınız. Reklam arasına girmek zorundayız. Değerli Ulusal Kanal izleyenleri, çok kısa bir ara tekrar... Değerli Ulusal Kanal izleyenleri, Ezber Bozan programındayız. Sayın Bercan Tutar konuğumuz. İlk bölümde Sayın Hakan Fidan'ın Amerika ziyaretini, Zelenski'nin Türkiye ziyaretini, yapılan açıklamaların satır aralarını irdeledik. Bir de anlaşamadığımız izleyicilerimiz hemen anladığım mesajlardan anlaşamadığımız konuları da hemen fark ettiler. Bazı konularda tabii fikir ayrılıklarımız var ama sonuçta Türkiye'nin yeni bir dünyanın yeni bir çağa girdiğini ve Türkiye'nin Avrasya sürecinde konumlandığını, nesnel çıkarlarının da bu olduğunu ve Amerika ve İsrail'in hegemonyasının çatırdadığına dair belirlemelerini hem dinledik, yazılarından da okuyorduk Sayın Tutar'ın. Şimdi çok önemli bir noktadan devam edelim Sayın Tutar. Siz az önce dediniz ki Türkiye yalnızlaştırma siyasetini Amerika uyguluyor. Tabii bir yandan bir yumuşama arayışları var. Siz bence çok iyimser bir yorum yaptınız. O yumuşama arayışlarının bu sürece zarar vermeyeceğini söylediniz. İçeride Mehmet Şimşekler'in politikasına rağmen. Ama bir yandan da şu uyarıyı da yapma ihtiyacı duydunuz. Yani Türkiye yalnızlaştırma planı da devrede ve buna dikkat etmeliyiz dediniz. AK Parti dikkat ediyor mu sizce? AK Parti'nin şu anki çizgisi o yalnızlaştırma sürecini engelleme yönünde bir yani önlem içeriyor mu? Uzun vadeli bakışlar da var ama tabii günü kurtarmaya dönük siyasetler. Yani günü kurtarmaya dönük siyasetlerde falan tabii büyük hatalar yapılıyor. Yani daha ilkeli bir siyaset bekleniyor. Yani Amerikan işte ekonomi politikalarını ve ekonomik olarak Amerika'ya baş kaldırabilecek konumda değiliz. O görünüyor. Değilseniz neden alternatif şeyler? Yani alternatif çabalar devrede ama yeterli olmuyor. Yani ekonomik krizde mesela Türkiye'nin daha da diyelim çöküntüye uğramamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi Çin'in ve Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı gizli yardımlarda.
Hatta bunu Amerikalıların kendileri de itiraf ediyor. Yani Çin'le Türkiye arasındaki işte o mal ticaretinde, ithalat ve ihracatta falan kayıt dışı faktörler, ürünler falan çok fazlaydı şeklinde bir şey var, uyarıları var. Veya Rusya-Türkiye arasında pardon. Rica ederim. En son zaten büyük müdahale bir, ettiler evet, insanlar. Büyük bir sıkıntı var falan. Yani bunu bildiğimizde mesela Türkiye'nin tabii biraz da işte şu veya bu şekilde 1850'den bu yana mesela Batı Avrupa güvenlik sisteminin içerisinde olan bir ülkeyiz. Yani Osmanlı'dan bu yana biz işte o Paris Anlaşması'nda şunu kabul etti, yani 5 Avrupa ülkesiyle birlikte. Yani kimileri NATO'yu böyle meşrulaştırıyor. Tabii tarihsel bir süreç var ama onu devam ettirmek falan yani sorgulanır, eleştirilebilir, eleştirilmesi de gerekir diye düşünüyorum. Yani orada biz işte sizin güvenliği sağlayacağız, toprak bütünlüğünüze mesela saygı duyacağız ama toprak bütünlüğüne saygı duymadı. Yani Yunanistan'ın toprak Türkiye'den kopardı, Balkanlar koptu, Orta Doğu mesela Türkiye'den, Osmanlı'dan koparıldı. Yani Türkiye parçalanırken Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunmayan bir Avrupa vardı karşımızda. Biz NATO'ya üye olduktan sonra da aynı süreci görüyoruz yani. Sıkıntılar olduğunda bizden yardım talep ediyorlar ama bizim sıkıntımız olduğunda yardım etmeyen bir ittifak sistemi var. Şimdiye kadar buna mesela böyle sistematik bir cevap veremiyorduk. Yani Erdoğan döneminde bir cevap verilmeye başlandı bazı konularda, bazı krizlerde. Ama o da böyle sistematik değil. Yani bazı konularda mesela uzlaşma sağlanıyor. O görüntü hemen bozuluyor. İnsanlar yani seyirciler de haklı olarak soruyor mesela. Orada böyleyiz, burada böyleyiz. Nasıl olacak? Güzel. Evet. Bu iş nasıl olacak falan diye. Nasıl açıklıyorsunuz yani, bunu? O da bizim şeyimizden, zayıflığımızdan veya kararsızlığımızdan kaynaklanıyor biraz. Yani o kararlılığı tam gösterebilirsek daha farklı şeyler olabilir. Yani o kararlılığı gösteremiyor. Şöyle diyeyim mesela ben. F-16'lar konusunda Türkiye niye bu kadar alttan alıyor? Bize parça vermeleri için bile, kitler için bile bu kadar bastırıyoruz. Şimdi mesela bir izleyicimiz şöyle bir yorum yapmış. Pazar sabahının vazgeçilmezi Ezber Bozan programı. Konuk seçimi çok başarılı. Bercan Bey'e teşekkür ediyoruz anlattıklarından dolayı. ABD'yi çok güzel anlattı. Fakat sanki mevcut politikayı da doğrudan savunuyor. Biz ABD'ye sırtımızı dönsek ABD çöküşünü hızlandırmaz mıyız? Biraz sıkışınca hop Amerika'ya gidiyoruz ve arkasından yeni sayfa başlıkları atılıyor diye. Evet, bir soru da veriyor. İşte o komplekse değinmek istiyorum ben. Yani o kompleksin nedenlerine, yani siyasilerden de kaynaklanıyor olabilir ama bunun bir de real politik gerekçeleri var. Şöyle bir gerekçesi var diyeyim. İşte F-16 bizim yani savunma sistemimiz tamamen Amerika'ya bağımlı ve güdümlü. Bunu birden mesela Amerika bunu birden keserek bizi savunmasız bıraktı. Yani bizim kendi savunma sistemimizi kurmamız en nereden bakarsanız bir 10-15 yılı bulacak. Şimdi bu süre zarfında ya bizim diyelim Rusya'dan tam bir savunma güvencesi almamız lazım. Ya da Amerika ile bu savunma sistemini bertaraf edilmiş işte bir Kaan'dır, yeni sistemler mesela Amerika'da F-35 projesine geri dönüş teklif edilmiş, bizim de kabul etmemiş. Yani o projeye harcayacağımız parayı biz Kaan'a harcarız. Hı. Kendi hayalet uçağımızı yaparız şeklinde. Yani o real politik dayatmalardan, savunmadaki açıklardan kaynaklanan, dezavantajlardan kaynaklanan Türkiye'nin alttan alma politikası da var. F-16'la bir şekilde yani şu veya bu şekilde muhtacız. Sadece S-400'lerle falan bir savunma yapabilecek konumdayız. Yani bir savaş durumunda Türkiye'nin gök vatanı saldırıya açık. Öyle bir şey var, durum var. Bunu Amerika da bunu biliyor. Bizi o en zayıf olduğumuz yerden tehdit ediyor. Şimdi en zayıf olduğumuz yerden tehdit edene karşı da bu kadar tabii alttan almak ister istemez kamuoyunda tepkilere yol açıyor. Peki siyasiyle bunu yapabilir ama İşte yani medyadaki kanat önderlerinden, akademisyenlerinden bu durumu sorgulaması, eleştirmesi gerekiyor. Bizde eksik olan biraz da bu. Yani hükümet bir karar aldığında tamamen arkasında duruyoruz veya eleştirmiyoruz, sorgulamıyoruz. Yani en büyük eksiklik her zaman öz eleştiridir. O öz eleştiri yapamadığımız konuda savruluruz. Yani çünkü hükümet çıkarlarına göre hareket ediyor. Yani o anki konuma, yani biz birinci elden bilgilere çok fazla sahip değiliz. Yani burada çok önemli bir vurgu yaptınız. Gazeteciler, akademisyenler, kanaat önderleri dediğiniz, hükümetin de bazı adımlarını eleştirerek ya da başka yönleri de söylemediği şeyi biz yazarak, söylemeliyiz. Evet, ufuk açabilir diyorsunuz. Bazen öyle oluyor çünkü mesela Amerika'da topu nasıl atıyorlar birbirlerine, mesela biz Beyaz Saray'dan bir şey istiyoruz, tamam biz yapacağız edeceğiz diyorlar ama topu kongreye atıyorlar. Tabii. Bizde de öyle olmalı tamam, yani. Tamam. Bu Bercan Bey, şimdi bu bence hani buradan bir iki dakikamızı buna ayırmamız gerekiyor bence. Çünkü çok önemli bir yere değindiniz. Biz şimdi mesela
size programın başında AK Parti'nin dış politikasını seçimden önce ve seçimden sonra analizi yapmanızı rica ettim. Biz orada çeşitli farklılıklar görüyoruz ve yumuşama arayışlarının Türkiye'nin önündeki zorlukları artıracağını bizim yazarlarımız yazıyor. Aydınlık'ta bu yönde yayınlar yapıyoruz. Dün ben bir toplantıdaydım. AK Partili çok sayıda yönetici de vardı o toplantıda. Bir tanesi İlker Bey çok şu sıra arttırdınız şeyi, eleştirileri dedi. Bizi eleştiriyorsunuz halbuki, falan diyorlar. Evet yani çok arttırdınız şeyi, tonunuzu falan. Halbuki son bir aya baktığınızda biz ABD Büyükelçilik yetkililerinin Türk iş insanlarını tehdit ettiğini. Yani tabii, tabii. Bunu mesela bu söz gelimi hükümete daha yakın olan gazetecilerin de işi değil mi bu? Şimdi Sayın Fidan'ın... O deşifre edip hükümetin elini mesela ya da kuvvetlendirmek. Manşetimiz kilise saldırganlarının tabii. bir iç cepheyi yıkıcı bir faaliyet içerisinde olduğunu, terör gruplarıyla bağını ortaya tabii. serdik. Ya da işte bir din yapımı... Mesela şöyle bir manşet yapılsa bana göre, hatta ben sabah gazetesine gündeme getirdim ama... Biz hep diyordu mesela Milli İstihbarat Teşkilatı operasyon yapıyor. İşte İsrail casusu yakalandı, Fransız casusu yakalandı, Çin'e çalışan, Rusya'ya çalışan falan deniliyor. Dedim bir günde bir Amerika'ya çalışanları yakalayın dedim. Güzel. Yani şimdi, öyle bir şey görelim yani, güzel. Tamam mı? Bir, kamuoyunda böyle sorular oluşuyor ister tabii. istemez. Yani orada aslında bu konuda rahat olmaları, bence hükümet yetkililerinin de burada agresif yani, bir tavır göstermeyeceklerini düşünüyorum. Göstermezler. Bu, tabii yani karar bakıcılar. Erdoğan'ın şöyle şeyini biliyorum ben. Hı. Yani bizi böyle çok savunmanıza gerek yok der mesela. Yani o bize yani haksız yere saldırmayın yeter. Evet. Doğruları söyleyince mesela, çünkü onu uyarmak lazım. Medyanın evet. görevi o. Evet. Yani biz mesela toplumun taleplerini veya işte devletin, hükümetin sıkıştığı yerde dile evet. getiremediği şeyleri dile getirebilmez. Mesela evet. o konuda ben Aydınlığın mesela yayınlarını çok yerinde, etkileyici ve uyarıcı buluyorum. Teşekkürler. Yeni bir konuya geçeceğiz izninizle. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Nisan ayında MGK toplantısında kabaca belirleneceğini, 2024 sonunda da tamamlanacağına dair bir açıklamada bulundu. Aralık ayı içerisinde yaptı bu açıklamayı. Şu anda kurumlardan bilgi alınıyor, analiz alınıyor. Bunların hepsi MGK'da toplanacak. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, ulusal kanalı izleyenleri de iyi bilir. Aslında kırmızı kitap olarak adlandırılır. Gizli anayasa diye kimileri tarif ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi de hep yasa çıkarırken kırmızı kitaba uygun yasalar çıkar. Çok önemli bir iç ve dış tehdit analizi içeren bir metindir. Basında pek içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmez. Evet. Bunu devlet güvenlik bürokrasisinin en tepesindeki isimler hakimdir. Şimdi bu derece önemli bir belge hazırlanıyor. Biz Aydınlık'ta şöyle bir tartışma başlattık. Dedik ki Milli Güvenlik Siyaset Belgemiz öteden beri var. Yani 70'lerin sonundan beri hep kamuoyunda hazırlandığı, belki de ondan önce Mahın metinleri de öyle ele alınıyordu. Fakat Milli Güvenlik Siyaset Belgesi 15 Temmuz 2016'da da vardı elimizde. Yani evet. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Tabii. Demek ki tehdit analizi yanlış yapılmış. Yanlış. Yani meclisi bombalanan bir ülke olduğumuz için. FETÖ gibi bir yapı, damar Kozmik Oda'ya kadar. Orada şöyle bir soru attık ortaya. Biraz da sert bir şekilde dedik ki yani Kozmik Oda'na kadar yabancı bir istihbarat örgütünün aparatı giriyorsa, o zaman Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde bir sorun var. Bir sorun yani, var. Kırmızı kitabın var, doğru stratejin yok o zaman. Dolayısıyla burada Milli Güvenlik Siyaset Belgesi hazırlanırken, hem sizin gibi dış politika analizi yapanlar, yazanlar için, hem de güvenlik, iç politikaya ilişkin güvenlik yazılarına ağırlık verenlerin önünde şöyle bir sorumluluk var. Bence bu belgenin içeriğinde neler olmalı, ekseni nasıl olmalı? Bu konuyu biraz tartışmak isterim. Sizce Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yazılırken güvenlik bürokrasimiz nelere dikkat etmeli? Yani orada şuna dikkat edelim. Yani ülkenin bağımsızlığına, hegemonyasına halel getirmeyecek bizim ihtiyaçlarımızdan, hedeflerimizden kaynaklı bir bakış açısıyla, bir vizyonla hazırlanmalı. Yani bunu derken dediniz ya mesela işte kırmızı kitabımızda zaten Türkiye ne kadar bağımsız olduğu, ülkelere karşı başın ne kadar dik olduğu, yabancı unsurların Türkiye müdahalesine izin verilmeyeceği hep altı çizilir. Ama bakıyorsunuz devlet zafiyet gösteriyor. FETÖ yapılanması var, PKK var, öbürleri var. Yani devlet kendi vatandaşını koruyamıyor. Devlet kendi vatandaşını yabancı ülkelerin örgütlediği örgütlere karşı koruyamıyor. Onlara kurban vermek zorunda Türk kalıyor. Türk iş insanlarımızın tehdit edilmesi gibi. Türk iş insanlarının mesela ekonomik güvenliğini koruyamıyor. Kendi gençlerinin geleceğini koruyamıyor. Yani bir devlet dediğinde devlet dediğin benim bildiğim kendi ülkesi. Yani biz yurttaşsak, bir yurtta yaşıyorsak
O yurdun içindeki herkesi, her yurttaşı korur. Hı. O yurttaşlar başka bir adrese, başka bir güce, başka bir odağa bakmaz. Başka bir yerde bir beklenti içerisine girmez, giremez. Girdiği zaman da gereken en ağır cezası neyse verilir. Şimdi böyle bir devlet yapılanması, yani aslında millet devletin güçlü olmasını istiyor. Güçlü ol, beni koru. Yabancı unsurlar gelip burada operasyon yapamasın, bana müdahale edemesin, benim geleceğimle, kaderimle oynayamasın şeklinde bir duruş sergilemesini istiyor. Kağıt üstünde bu var. Kırmızı kitapta hepsi anlatılıyor. Ama uygulamaya gelince bunu göremiyoruz. Yani orada bir siyasi boşluk oluşuyor. Yani diğer ülkelerin Türkiye'de ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Tabii. Yani Türkiye'deki insanlar niye FETÖ'ye muhtaç olsun? Devlet öğrencilerine yurt veremiyor mu? Devlet öğrencilerine gelecek sağlayamıyor mu? İş imkanı veremiyor mu? Bir bakıyorsun da oraya gitmişler. Ve işte Kürt gençlerine falan bakıyorsun. PKK'yı niye bunları kaptırıyorsunuz? PKK gibi bir örgüt Türkiye'de nasıl var olabilir? Nasıl güçlenebilir? Sen yani o bütünlüğünü, şeyini, homojenliğini falan sağladığında veya çeşitliliğini kendi vatandaşını başka bir odağa, güce, örgütle kurban etmesin. Yani bunu mesela Xi Jinping de söylüyor. Yani diyor ki son şeylerdeki politikasında en önemli şey ideolojik tutarlılıktır diyor. Yani bir ideolojin olacak. Çünkü o ideoloji kaybettiğinizde diyor, çözülüyorsunuz diyor. Rusya'da mesela, Putin'de de mesela onu görüyorsun. Yani bir o devletin bir ideolojisi var. Diyelim bir konsepti var. Savunma konsepti, güvenlik konsepti var. O güvenlik konseptine kendi koruması lazım. Onu koruyamadığın zaman dış müdahalelere açık olursun. Yani Rusya'ya bak, Çin'e bak. Dışarıdan gelen müdahalelere veya kendi devlete yabancı müdahalelere, tehdit oluşturabilecek akımlara karşı hemen önlem alabiliyorlar. Çin gibi mesela 1 milyar 400 milyon nüfusa sahip bir ülkede yabancı bir unsur, bir ajan kolektif hareket edemiyor. Ama Türkiye'ye bakıyorsun, herkes burada. İşte örgütler burada, ülkeler burada, sivil toplum örgütleri adı altında bir sürü organizasyonlar yapılıyor. Akademi dünyamızda tabii, mesela tabii. Çeşitli faaliyetler yapılıyor. Tabii, şey de öyle LGBT, yani her türlü şey LGBT olsun. Putin LGBT propagandasına ilişkin bir yıkıcı faaliyettir. Evet. Ailemizi hedef alıyordur dedi. Yasal önlemlerini aldı. Aynen. Çin de o konuda çok kendi tabii. Kültürünü koruma konusunda sosyalist bir ülke. Bir yandan da Çin kültürünü sürekli geliştiriyor. İlerletiyor. Türkiye'de de bizim medeni arkada bıraktığımız Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti'nin birikimi, bir imparatorluk yönetmiş bir birikimimiz var. Bir de en son Atatürk devrimiyle sıçrama yapmışız bağımsız bir ülke olarak. Yani burada çok çok güzel izah ettiniz. Yani kendi kültürünü, birliğini savunma konusunda kapılar açık ve tehdit unsurları içeri geliyor. Söylemle pratik uyuşmuyor. Bir söylemde mesela bütün siyasilerimiz nedir? İşte etrafımız düşmanlarla dolu, 7 düvele karşı savaştık. Bakıyorsun o bütün 7 düvelin unsurları Türkiye içerisinde faaliyet gösteriyor. Buna nasıl izin veriliyor mesela? Yani insanların aklı bunu almıyor. Tamam NATO'ya üye olabilirsin ama NATO'nun seni yönetmesine izin veremezsin, vermemelisin. Ama NATO üyesi olduğunuzda da tehdit kavramı, tehdit odağı bulanıklaşmıyor mu? İşte bulanıklaşıyor. Yani kendini mesela bir dönem mesela üye olmuşsundur falan. Biraz güçlendikten sonra mesela Trump bile mesela çıkıyor. Bir ihtiyaçlarına, menfaatlerine uymadığı için NATO'yu eleştirebiliyor. En azından biz de öyle olabilmeliyiz. Yani bu kutsal bir metin, kutsal bir ittifak değil ki eleştirmeyelim. Veya işte yani NATO'nun eleştirilemez değil. Veya başka bir ülke eleştirilemez değil ama yani o demek istedim o ülkenin kendisine bakış açısı, kendisini tabii. Tanımlamasıyla alakalı bir şey. NATO'yu gündeme getirdiniz. NATO aslında Türk akademisyenleri, gazetecileri, yani fikir inşa eden isimlerce bence çok yanlış tanımlanıyor. Onunla ilgili fikrinizi merak ediyorum. Yani bizi koruyan kuvvet, şemsiye. Değil. Bizi şekillendiren, dizayn eden bir kuvvet NATO. Yani NATO öyle bakılmıyor. Yani ilk kurulurken de zaten kuruluş felsefesi işte nasıl şekillendiriyor bizi? Rusya'yı dışarıda, Almanya'yı aşağıda tutmak, işte Amerika'yı da, Anglo-Saksonları da üstte, İngiltere'yi de üstte tutmak üzerine kurulmuş. Yani onlar kendi o Atlantik diyelim Anglo-Sakson düşüncesini işte Avrupa'ya, Merkez Avrupa'ya yedirir. Yani kültürel anlamda, ekonomik anlamda, yani o şeydeki Soğuk Savaş dönemindeki kültürel faaliyetlere, askeri faaliyetlere, ekonomik faaliyetlere, Marshall yardımlarından diğer bütün şeylere kadar baktığımızda yani o bir ülkeyi tamamen batılı şekilde kurgulamak her anlamda. Yani. Kontrol altına almak. Yani bunun dışına çıkabilecek faaliyetleri de önlemek üzere. Bizim İslamcı dostlarımızda anti-emperyalist olmasına rağmen NATO konusunu açtığımız anda bir duraksama ve NATO lazım fikrine varıyorlar. BK kaygısından, o da
O işte dediğim işte Osmanlı'nın o yıkılması, Türkiye'nin kurulması, o beka kaygısını verdiği bir şeyler. Yani o sendromu, o hissiyatı mesela iyi kullanıyorlar. Hı. Bak biz olmasak işte öcü gelecek. Öcü kim? Rusya. Seni dağıtacak. Yani çünkü eskiden mesela emperyalistler nasıl yönetiyorlardı ülkeleri? Divide and rule diyorlardı. Böl ve parçala. Şimdi define and rule. Tanımla ve yönet. Yani Türkiye kendi tanımını biraz değiştirdi ama işte kırmızı kitap diyoruz. Yani sen kendini sen tanımlayacaksın. Ama dışarıdan bizi nasıl tanımlamışlardı? NATO bizi nasıl tanımlıyor? Sen diyor Batı müttefiği bir ülkesin. Yani Rusya ile ilişkiye giremiyorsun. Çin ile ilişkiye. Şimdi bizim bu tanıma karşı çıkmamız lazım. Hayır öyle değil kardeşim. Ben üye olabilirim ama ben Batı ile de müttefik olabilirim. Asya ile de, Rusya ile de, işte İran'la da kendi çıkarıma göre. Sen istediğin herkesle görüşebiliyorsun. Yani mesela o Ukrayna Savaşı öncesinde şeyle yapılan şeyler vardı. Fransa, Almanya, Doğu Avrupa ülkeleri, Litvanya arasında falan. Ondan mesela o küçük ülkeler falan kesinlikle işte Rusya ile görüşülmesin. Putin, Rus ayısıdır. Bunlar diplomasiden anlamaz, gelir bizi öldürürler falan filan. Macron şey demiş yani şimdiki o Rus karşıtı Macron falan. Ya Amerika görüşüyor Rusya ile, siz niye görüşmüyorsunuz? diye itiraz evet. etmek zorunda kalmıştı mesela da. Evet. Şimdi Amerika Çin'le görüşüyor. Öyle. Amerika Rusya ile görüşüyor şu veya bu şekilde. Birçok ortak noktaları da var. Niye biz görüşmeyelim? Hı-hı. Yani veya yani o NATO'nun nasıl bir ittifak olduğunu, Amerika mesela emperyal sisteminin en etkili aracı olduğunu bilmemiz lazım. Yani NATO'dan ya biraz güçlense Almanya'nın da şikayeti var. Yani bugün NATO şey bir ülke, ittifak değil. Gönüller birliği üzerine kurulmuş bir ittifak, onu bilmemiz lazım. Yani işgal sonrasında efendinin, yani şu anda mesela İsrail'in işgal altındaki topraklardaki pozisyonu neyse biraz anlaşılsın diye söylüyorum mesela. NATO'nun pozisyonu da öyledir. Yani bulunduğu ülkelerde. Yani o şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Avrupa'yı kurtarmış ama Avrupa'nın bağımsız olmasına izin vermiyor. Şu veya bu şekilde Almanya'da üsleri var. Evet. İşte yani İngiltere'de bile askerleri var. İtalya'da var, İspanya'da var. Yani her ülkede o oraları yönetiyor. Türkiye'de var veya olmayan ülkelere mesela üsler gönderiyor. Genişlemek istiyor. Mesela Süveyş şeyinden sonra Amerika şeye yerleşti. Mısır'a yerleşti. İşte İran-Irak savaşını bahane edip mesela Körfez ülkelerini İngiltere'den alıp oraya üslerini yaymaya. Yani NATO'yu olabildiğince genişletmeye çalışıyor. İşte Balta genişletmeye çalışıyor. Amerika ile NATO'yu birlikte değerlendirerek analiz yapıyorsunuz. Tabii tabii. Yani Amerika'nın üslerinin aslında orada yani, da bazı askerler yani kusura bakmasınlar bazı NATO'cu askerler, generaller televizyonda biz bu fikirleri dile getirdiğimizde çeşitli tartışma programlarında Amerika ayrı, NATO ayrı, iki farklı kurumdan değil. Bahsediyoruz diye. Amerika olmasa NATO zaten çeker. NATO'nun herhangi bir fonksiyonu tabii. yok yani. Tabii. NATO'yu ayakta tutabilecek. NATO'nun yani, güvenlik öncelikleri yani, evet, ABD'nin yani, dış yani, politikası. Amerika'nın askeri komiseridir tamam. NATO. Yani onu bilmemiz lazım son, o mantıkla. Sayın Tutar, son 5 dakikamız kaldı. Çok soru vardı. En önemlisini isterseniz sorayım. Ondan yani, hareketle bir iki soru daha belki araya sıkıştırabiliriz. Şimdi sizin yazılarınızda bir hep Rusya, Çin, Türkiye'nin nesnel olarak çıkarlarının örtüştüğü kesişim noktalarını anlatıyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki burada hem dayanak var hem de Türkiye'nin zorluklarını aşmak için olanak da var. Hem ekonomik hem de güvenlik olanakları var. Biz bunu Sayın Fahri Erenel, Tuğgeneral, Doğu Akdeniz'de bize namlular çevrilince 10-11 ülkenin Mısır'la görüşmeden önce de Mısır'da o kampın bir parçası olduğu için bu sıkışmışlıktan nasıl çıkacağız Sayın Erenel? Hani Doğu Akdeniz'de durum iyi değil yani. Bütün ülkeler bize namlularını dikmiş evet. durumda ve habire taciz ediyorlar. Gemimize çıkıyorlar. Arada Girit açıklarına bir ses füzesi gibi bir şey atmışlardı. İki gemi tokuştu. Yani hep kriz oldu arka arkaya. Şöyle bir yanıt verdi. Dedi ki Rusya, Çin ve Türkiye tek bir tatbikat yapsın Doğu Akdeniz'e. Bir tane tatbikat ortak. Yeter. Yeter. Bu yanıtı verdi ve o gerçekten ondan sonra da biz baktık o fikrin çeşitli yerlerde dillendirilmeye başlandığını gördük ki ona İran'da gelir. Yani evet, Doğu Akdeniz gelir. Bizim. Siz ne arıyorsunuz burada? Mesela İran Çin'le tatbikatlar yapmaya tabii başladı. Yapıyor, tabii tabii yapıyor. Dolayısıyla burada siz bir hep Avrasya çağı ve Avrasya olanaklarını anlatıyorsunuz yazılarınızda. Bu çağın alametleri neler? Arkadaşlar da buldu hemen. Son yazılarınızdan biri bu. Şöyle diyeyim mesela harita olsa aslında dünya haritası. Yani dünya haritası biz, koyabilir miyiz arkadaşlar? Şeyden bahsediyoruz. Sonra yazıyı yani. Da gösterelim Bercan Bey. Yalnız 5 dakikamız Amerika'nın, kaldı. Kısaca böyle tabii. şey yapayım. Amerika'nın mesela kurduğu dünya sistemi işte bu NATO'ya dayanıyor. Askeri üslere dayanıyor. Bir de ticaret koridorlarını denetlemeye dayanıyor. Yani
İşte Cebeli Tarık'tan işte Akdeniz'e, Süveyş kanalından Babul Mendeb'e, ondan sonra mesela işte Umman Denizi'ni kontrol etme, Hint, Malakka Boğazı. Yani bu Güney Asya kuşağı dediğimiz şeyin, İslam dünyasının tam bulunduğu kuşak. Onun altındaki mesela Avrupa'yla işte şey Çin veya Avrupa'yla Amerika arasındaki bütün o ticaret o hattan yapılıyor. Şimdi Çin'e bakıyorsunuz, bütün ticaretlerini o hattan yapmak zorunda. Rusya'ya bakıyorsunuz mesela, bütün dünyaya açılmak için işte Türkiye'ye muhtaç veya Türkiye üzerinden, işte Akdeniz üzerinden falan dünyaya açılabiliyor. Baltık üzerinden, Buz Denizi üzerinden, kuzeyden falan izin verilmiyor. Çin'e bakıyorsunuz, işte Çin Denizi, Japon Denizi, Filipinler, Malakka, oralardan ticaretini yapmak zorunda. Başka bir alternatif yok. Yani Amerika öyle bir sistem kurmuş ki işte ekonomide mesela sivil sistemiyle bütün ülkelerin parasını kontrol ediyor. Bir yere para gönderirse önce Amerikan bankalarına gidiyor. Bu nereye gidecek diyor. Bakıyor. Tabii. Ondan sonra gönderiyor. Peki, bu çağın alameti ne? Bu çağın alameti de şu. Şimdi bu projeyi ilk başta mesela böyle yıkmaya çalışan proje, alternatif gerçekten Çin oldu. Tek kuşak yol projesi. Şimdi iki tane koymuşlar. Siz oldu, yok, sonradakini tamam. Esas alabilirsiniz. Şuradaki mesela yani diyelim bütün ticaret şuradan yapılıyor. Bak. Evet. Şuradan. Bu bölge Amerika'nın kontrolünde. Evet. Çin ne yapıyor? Amerika'nın müdahale edemeyeceği bir ticaret koridoru oluşturuyor. Kuşak. Hazar Trans, tek kuşak tek. Yani buradan mesela Türkiye üzerinden veya İran üzerinden veya şuradan. Şimdi bu bölgelere Amerika müdahale edemiyor. En büyük korkusu bu. Hı. Yani ekonomik olarak mesela küresel bir güç, hem askeri yapılanma da yapabilirsin orada. Öbür hatlara mesela müdahale etmiş de, diyelim işte Yemen'de bir kriz çıkararak, Irak'ta kriz çıkararak, İran'da kriz çıkararak, Hürmüz Boğazı üzerinden her şeyi kontrol edebilir. Çin'in çünkü bir de şöyle bir şey var mesela. Şu bölge enerji kaynakları bölgesi. Tabii. Bu enerji kaynaklarının sağındaki bölge enerjiye muhtaç. Bir de ona Doğu Akdeniz'i ekledi şimdi. Bu, Akdeniz yani tabii. Şu bölge şu. Burası petrole, enerjiye muhtaç. Burası enerjiye muhtaç. Amerika şu petrol bölgelerini kontrol ediyor. Yani Carter doktrini Hazar'dan şeye kadar, evet. Yemen'deki şeye kadar, koridora kadar. Yani o enerji kontrol ettiği için hem Avrupa'yı enerji anlamda ekonomik olarak elinin altında tutabiliyor. Hem Japonya'yı, Hindistan'ı, Çin'i, Asya'yı kontrol edebiliyor. Şimdi bu dar boğazı çıkmazı aşan bir proje. Çin'in geliştirdiği proje. Tek kuşak tek yol. Hazar yani Amerika'nın müdahale etmediği bölgelerden Türk dünyası üzerinden diyelim işte Avrupa'ya ve Rusya üzerinden ve Türk dünyası üzerinden İran'a, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşabiliyor. Şimdi buna müdahale edemediği için bu projeyi engellemeye çalışıyor Amerika. Yani buna müdahale edemediğin zaman o küresel hegemonyan darmadağın evet. oluyor. Sayın Tutar, bu Avrasya çağının alametleri konusunda kültürel ideolojik boyutları da önümüzdeki süreçte çok irdelenmesi gereken boyutlar. Hep güvenlik, enerji, çok haklısınız bunları. Zaten Çin'in kuşak yol projesi de hep bu bağlamda biriksin faaliyetleri hep yani finansal Çin de güvenlik. Türkiye'ye muhtaç. Evet. Çin Türkiye'siz bir projesinin gerçekleşmesi imkanı yok. Evet. Rusya'da Amerika'nın bunu bildiği için bu birliği bozmaya çalışıyor. Peki. Önümüzdeki dönemde de bunun kültürel ideolojik boyutlarında İnşallah biz de bu birlikten bizim ne elde edeceğimizin edebileceğimizin farkına varırız. Yani biz bu birliğin bize sağlayabileceklerinin daha farkında değiliz tam. Evet. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbetti Sayın Bercan Tutar. Değerli Ulusal Kanal izleyenleri, konuğumuz bugün Sabah Gazetesi yazarı Sayın Bercan Tutar'dı. Türkiye'nin dış politikasını, iç cephesini, güvenlik politikalarını, hükümetin aldığı tavırları ayrıntılı irdeledi. Kendisine çok teşekkür ederiz Ulusal Kanal'a geldiği için. İyi bir pazar günü diliyoruz. Değerli Ulusal Kanal izleyenleri, hepinize saygılar sunuyoruz.